1970'li yıllarda Uruguay'da darbe olur ve ülkede karışıklık başlar. Sanatçılar, öğretmenler, bilim adamları ve daha birçok aydın Uruguay'ın işkenceleriyle ünlü Libertad hapishanesine atılır. İronik bir şekilde anlamı özgürlük olan Libertad hapishanesinde mahkumlar sert ve katı kurallar altındadırlar. İzin almadan konuşamazlar, ıslık çalamazlar, gülemezler, şarkı söyleyemezler, bir başka tutukluyu selamlayamazlar. Ve ilginç bir şekilde kelebek, yıldız, hatta kuş resmi çizemezler ve bunların resimlerini bulunduramazlar. Fikirleri dolayısıyla hapsedilenlerden biri de ilkokul öğretmeni olan Didaşko Perez'dir. Perez çok üzgündür. Çünkü henüz 5 yaşındaki kızı Milay'dan uzaktadır. Hapis ve işkence süreci devam ederken alınan karara göre bir pazar günü görüş günü olarak belirlenir. Didaşko Perez'in ziyaretine gelen kişi çok sevdiği kızı Milay'dır. Milay kendisinin çizip boyadığı kuş resmini elinde tutarak babasının yanına gitmek ister. Ancak hapishanenin girişindeki görevli kuş resminin içeri girmesinin yasak olduğunu söyler ve resmi küçük Milay'ın gözünün önünde yırtar. Milay ağlamaya başlar. Gözyaşları içinde babasının yanına gider. Ancak doğru düzgün konuşamadan "Görüş bitti!" diye bağırır öfkeli görevli. Milay hüzünle ayrılır babasının yanından. Bir süre sonra yine bir pazar günü Milay babasına bir ağaç resmi getirir bu kez. Ağaç resmi yasak değildir. Görevlinin izniyle resim içeri girer. Milay çok ama çok mutludur. Didaşko Perez resmi eline alır, çok beğendiğini söyler ve ağacın dallarındaki renkli noktacıkların ne olduğunu sorar kızına. Turuncu mu bunlar? Hangi meyve bu? Portakal mı yoksa? Küçük kız susturur babasını ve gizlice açıklar. Şşş baba, onlar sana gizlice getirdiğim kuşların gözleri.